Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet efendim, tefsir derslerini bayağı bir zaman kaybettiğimiz için haftaya bıraktık. Kaldığımız yerden inşallah ikinci programımız gündem özeldeyiz. Hep birlikteyiz. Ben de Hayrullah Çalışır. Değerli hocam ilahiyatçı yazar, siyaset dünyası programcılarından ve şu an bugün itibariyle gündem özel programı işliyoruz. Sebahattin Cesur'la birlikteyiz. Evet efendim, hemen gündemi konuşalım. Değerli hocam, yeniden hoş geldiniz. Rabbimiz hayırlar versin. Türkiye şu anda çok sıcak bir atmosfer içerisinde. Milli birliğimizi, beraberliğimizi tehlikeye koymak isteyen yağ eller, yaman eller cırt atıyor şu anda. Adları şu bu ne olursa olsun, hangi devlet şu bu olursa olsun, bütün mesele Müslüman Türk milletini sahadan kaldırmak, Müslüman Türk milletini inim inim inletmek, Müslüman Türk milletini köleden daha beter yapabilme mücadelesi veriyorlar. Bunun için dik duruşumuzu, onurlu duruşumuzu, yeniden ecdada bağlı oluşumuzu unutmadan neler yapabiliriz? Buyurun hocam. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi başta siyaset, gündemimiz siyaset meselesi konusu. Ben oraya girmeden önce ben iki şeye bahsedeceğim, ondan sonra... Tabii hocam, buyurun. Biliyorsunuz, siyaset tamamen farklı bir yorumdur. Arapçadan gelme bir kelimedir. Yönetmek manası. Aynen. Atı yöneten, atı idare eden, atı gelmeyip bunu istediği şekilde ne yapmak? Böyle bir noktaya her yere doğru gelmedi. Aynen. Bunu evet, bugün de Osmanlı'da da aynı şekilde siyaseti konusu aynı şekilde içermiş ama Osmanlı'da daha çok siyaset yani ceza hukuku noktasında ifade edilmiştir. Çünkü niye o şekilde yapılmıştır, şu ifade edilmiştir, şu noktadan dolayı devletin bir idare sistemi vardır. Aynen hocam. Belli bir yapısı vardır. Bu idare sistemiyle en iyi bir şekilde çalıştırmak gerekir. Çalıştırmanın yolunda belli bir hukuk, belli bir hukuk yolunda aynı şekilde toplumun düzeni iyi bir şekilde yapmak yönlendirir. Yani o hukuk da tarafsız bir hukuk. Tarafsız şöyle, herkesi içine alan, 78 milyonu kucaklayan bir hukuk, değil mi hocam? Evet, 78 milyondan öte bütün İslam, yani bu hususiyette. Çünkü şöyle bir durum var, bak Osmanlı'da siyaset neden ceza anlaşılmıştır? Olay şu, çünkü devletin böyle bir yapı sistemini ama hak olan bir idare sistemidir. Yani gayri sistem değil, beşerin yaptığı sistem değil. Ya bizatihi Kur'an'dan alınmış olan kaynakla yapılan bir sistem. O sistemin hak olması. O aynen. Hakka hitap. Hakkı ilahi emirleri doğrultusunda yapılan bir sistem olması hasebiyle mutlaka onun için bir yönetme biçimi, yönetmeyi iyi bir şekilde yönetebilme bakımından bir siyasi yönetim biçimi ortaya aynen, aynen. Gerekir. Onun için burada Osmanlı ceza olarak koymuş ki yani devlete baş kaldıranın hali ne yapılır? Hemen onu aynen, aynen. En ayrıntılı şekilde ceza verilir. Hiç, yani bu benim kardeşim, vay bu padişahın oğlu, vay yeğenim, vay şu bu demeden, adalet, vay sadrazam demeden. Aynen, aynen. Adalet yerli yerinde işlenildiği zaman orada hürriyet olur, orada gerçek bir devlet idare sistemi olur ve huzur o zaman olur. Ama şimdi kardeş, emri dayın veya da kardeş, oğul gibi bir düşünceye onların da hala hareketleri, göz yumurlar yumulduğu takdirde orada düzen. Aynen. Hatta siyaset orada yürümez. Orada tamamen siyasetin ötesinde bir menfaat yapıları ortaya çıkmaya başlar. O zaman da devletin ve güneşatı yapısı düzeni bozulur. Huzur bulunduğu takdirde artık orada huzur kalmaz. Kalmadığı takdirde de o toplum yavaş yavaş doğru yok olmaya, kaybolmaya, kaybolmaya başlar. Onun için Osmanlı'daki siyaset ceza üzerine kurulur. Hatta şöyle de diyebilir miyiz hocam? Adaletin olmayan bir yerde devlet bile bulamazsın. Eşkıya kanunu işler. En önemli olan adalettir. Adalet. Adalet olduğu müddetçe orada huzur, hürriyet, her şey olur. Ama olmazsa elbette.
Yani Osmanlı'daki siyaset böyle bakış var. Bizimse bugün Türkiye'deki aynen. siyasete bakış anlayışı nasıldır? Onu biz irdelemek lazım. Bir baktığın zaman Türkiye'deki siyaset anlayışı tamamen şeyden uzak. Yani asıl siyaset anlayışından uzak bir siyaset anlayışı. Politik bir siyaset anlayışı var. Aynen, aynen. Bu şekilde yani buradaki politik yani kişiler kendilerine taraf ve cemaatin yapısını çoğaltmak, onları ikna edebilmek için yalan üzerine, dolan üzerine kurulan bir siyaset anlayışı var. Ben ona siyaset demiyorum. O bize o gibi bir politikadır. Böyle bir politikanın da yürütülemez. Yürütülmeye kalkırsa her zaman için sekledilir. Aynen. Ve öyle de olmuştu. Sürekli Türkiye'de politik bir opsiyon, yaşam için ortaya kurulmuştu. Yani partiler açısından söylüyorum. Evet, bunu. Evet. O partilerde yönetime geldiği zaman elindeki bulunan sistemi, adı ne olsa demokrasi verilir artık neyse, o sistemi çalıştırırken bocalamıştır. Aynen, aynen hocam. En aynen. kötü, bakın en kötü bir idarecinin elinde en iyi sistemi versen, aynen. O sistem naşı olur. Ama en iyi idarecinin elinde en kötü bir sistemi koysan o, onun elinde o şey idare güzel olur. Buradaki idareci çok önemlidir. Lider çok önemlidir. Onun için buna dikkat etmek gerekiyor ama Türkiye'deki yapılan bugünkü siyaseti yani demeyeceğim ben politika yapıyor, kalemi politikası yapıyor, lafak politikası yapıyor, çıkar politikası yapıyor. Onun için de sürekli de bugün içimizdeki bu tefrika yani bitmiyor. Bu politikalarla da icraat yaptığın zaman yani, bir kısım mutlu, bir kısım mutsuz, bir kısım mahzun, bir kısım zalim oluyor mutlu olmakla. Tabii öyle oluyor. O bakımda bugün Türkiye'deki bu yapı değişebilir mi? Değişebilir. Değişmesi için de inançlı, şuurlu, davasına, aynen. ilkesine, gayesine, bağlı, gerçekten adil, adaletli, ondan sonra ekonomiyi bilen, her yönüne gerçek bir manada bir yapıya, yani yönetim içine ihtiyacımız var. Aynen. Yönetimden öte yönetici, yöneticiye ihtiyacımız var. Ben şimdi ben yönetici, iyi olduğu müddetçe o işler iyi yürür. Ama yönetici menfaatçı olursa, çıkarcı olursa, kayırmacı olursa, o zaman orada o işler o düzenli yürümez. Sürekli sekte verir ve öyle de olmuştur. Aynen hocam, bugün aynen. Türkiye'de Cumhuriyet'te bu tarafa gelinen yapıda gerçek manada Türkiye'de siyaset uygulanmamıştır. Aynen. Bunu açık mı? Ha, bu siyaseti en iyi bir şekilde uygulamak isteyen dava adamlarıdır. Bu siyaseti yenileri? Bu siyaseti en iyi bir şekilde uygulamak isteyen dava adamıdır. Dava adamı yani, olmalıdır diyorsun değil mi yani? Bu olmazsa olmazımız. Bir insanın davası yoksa o anda müretçilik yapamaz. Aynen. Bir insanın davası gerçek bir amacı, gayesi iyi olursa, Allah adına olursa, o zaman o insan o devleti, yani mahiyetindeki iyi yönetir. Onların her şeyini gözetir. Çünkü aynen hocam, aynen. Şahsi kendisi yönetiyor, yöneticiliğiyle beraber yönetiyor. Yani şahsi kendisi yönetiyor, yöneticiliğiyle beraber yönetiyor. Aynen. Bu yöneticiler, bu hususta ehil olması lazım. Engin. Ehil. Ehil, pardon. Ehil olacak. Evet. Yani işinin ehli olacak. Yani o getirdiğin makamda yürüteceği, hangi makama getirdiysen o makamın yapısını, durumunu, halini çok iyi bilmesi lazım ki yönetmesi kolaylaşsın. Ama bilmezler. Bir başkasını oraya sırf idareci olarak getirirsen yine o sistem, o şeyler yönetildiği yerde sekteli olur. Aynen hocam, aynen. Çökeme olur, her türlü tehlikelere karşı karşıya kalma olur. Türkiye'de biz ne yapıyoruz? Ehil olmayan insanı getirir. Kendi için odamda değil, avukattır, avukat veya da hakimdir. Siyasete değilmiştir. Ben adaletçiyle onun kendi branşında olan yerde yönetiyor, görevlendirmiyoruz. Aynen. Ya, başka bir yerde görevlendiriyoruz. O adam ama başka yerde görevlendirilmiş diye de anlamıyor. Anlamıyor. Ne yapacak? Senin benim danışmanlığının vermiş olduğu bir yere hareket edecek. Aynen. Yalan yanlış hareket edecek. Ondan sonra sıkıntılar doğacak. Yani demek ki burada şunu söyleyelim.
devletimize gerçek bir siyasetin uygulanması inançlı ve ehil insanlar diyoruz. İnançlı ve ehil. Kendi için istediğini kardeşi için de isteyen. Aynen. Devletin malı deniz yemeyen, domuz demeyen çok affedersin. Yani mukaddes bir dava, mukaddes bir emanet olarak gören devletin yönetimini. Doğru mu hocam? Evet, zaten devletin mukaddesini yönetmeyecek. De olmaz. Yani politik olur. Politik de zaten parçalamak, bölmek, yalan uydurmak, yalanların insanına taraf toplamak. Aynen. Ben daha iyi yaparım, yükle yaracağım, yapacağımdan değil. Ama öyle şey, politikanın, partinin şeyi o, düzeni o. Öyle bir şey için bizim toplumda bir bakarsınız ki birine ben kızmışsam, ya tamam ne olursa bu daha iyi yönetim diye. Halbuki belki de yerine değil. Yani şunu demek lazım. Türkiye'deki bugünkü uygulanan yapı, fikir tamamen Haydi Mavcı'ya dayalı bir yapı. En dayı politikası. Aynen. Yani siyaset değil. Politika, bu da politika yatan yapamıyor. Yani politika yatan bir şey yapıyor. Aynen. En önemli güzel uğraşıyor. Ama işte bir nedir de, ne zaman ki gerçek madem inançlı gibi olursa, ha gelelim. Bugün Türkiye'nin haline, değil mi? Evet, aynen. Bir devletimizin haline. Şimdi onun devletimizin haline baktığımız zaman önce rahmetli Kenan Akşar şöyle bir milli siyaset şeyine bir bakmam lazım. O ne demiş, milli siyaseti nasıl anlamış? Aynen, ne demiş hocam, evet. Bakalım, demiş ki rahmetli Kenan siyaset anlayışımızın ve dayandığı temel esas halka hizmettir. Peki bu halkı iyi, huzurlu, güvenli bir şekilde yönetmek istiyorsun değil mi? Aynen. Bu. Öyleyse milletimizi en iyi bir şekilde ayakta tutabilmek için yani bir gaye olacak, hedefi olacak. Yani. Öyleyse bugünü dünya toplum içerisinde yaşıyorsun. Böyle bir gaye olmazsa, böyle bir düşünme olmazsa sen yönetemezsin ki. Aynen hocam, aynen. Ya. Ondan sonra ne diyor? Şöyle bir milletimizi yüzünden ayakta tutan ve tarihte şerefli bir mevki işgal etmemizi sağlayan inançlarımız ve kültürel değerlerimizdir. Demek ki bir inançlarımızı ve kültürel değerlerimizi. Burada çok önemli. Demek ki bizim bir kültürel değerlerimiz var, bir de inanç değerlerimiz var. Aynen. Bunları arkaya atamayız. Onu arkaya inançları bir tarafa bıraktığın zaman o zaman o topar aksak olur. Yani aksak bir yapı olur. Niye? Çünkü bizim geçmişten beri, tarihimizden beri bir aynen yaşam biçimimiz var. İslam'ı yaşam biçimimiz var. Fethler olarak, aynı olarak, sen olarak, devlet millet var. Sen bunu kalkan da aksaksan o zaman orada inanç yerine kalktığı zaman bir insandan Allah korkusu da kalkar. Aynen. Allah korkusu kalktığında menfaatler çıkarlar, nefisler aynen artık harekete düşmeye başlar. Nefis kalebe çalar. Kalebe çalar. Şeytan dünyalık düşünmeye başlarsın. Düşünmeye başlar. Ondan sonra da ne yapar? Halkı da bozmuş ve bir toplum olarak ne yapmış oluruz? Sekteye uğratmış oluruz. Rahmetli Kenan Akşar diyor ya, demek ki bizim diyor, inançlarımız da kültürel değerlerimiz de bizi biz yapan. Bizi biz yapan değerler. Tabii değerler. Değerlerimizi. Müslüman Türk kimliğinin denilicisi olan inançlarımız. Bak, çünkü Türkiye belirli bir inanca sahip. Evet. %99'un İslam inanç ve değerlerine sahip. Sen bunu yok saydığın zaman aynen buna kalkıp da onu bir şeyler kaldırdığın, kaldırdığına kalktığın zaman o halde elbette ki çöküldü başlar, sıkıntı başlar, olumsuzluklar yüzleşerek nitekim Cumhuriyet'ten bu tarafa ne olmuştur? Büyük bir Türkiye sıkıntıya, milleti sıkıntıya düşmüştür. Neden düşmüştür? Düşmesinin yegane sahibi nasıl değerlendirirken uzak kalışımız ve onunla yaşam için yani ondan uzak yaşamak hakkında uzaklaştığımız için aynen Cenab-ı Hak bizi ne yapmıştır? Sıkıntılar içerisinde kurmuştur. Niye?
Çünkü biz başımıza gidiyoruz, nerede inançsız bir insan varsa onu seçiyoruz. Gel, sen beni gidersin. Allah'tan, Cenab-ı Hak'tan buyuruyor. Sen onun inançsız insanı seçer misin? Ona tabi olur musun? Öyleyse ona, onunla beraber sen de aynı şekilde ne yapacaksın? O zaman çektiğisi, onun çektiği sıkıntılar içerisinde sen de aynı şekilde o sıkıntıyı çekeceksin. Ve Cenab-ı Hakk'ın dünyanın huzurunda onu mezara çekeceksin. Niye? Sen de çektin başımı. Ama inançlı bir insan olursa, o zaman elbette Cenab-ı Hakk'a bak, Jiden, İslam Suresi 71. ayeti veriyor ya, yani sizlerin bir Cenab-ı Hakk'a şey yaptınız, aynen. Tabi olduğunuz liderlerimizle, imamlarımızla birlikte davet edeceğim. Gelin bakalım hesaba. Cenab-ı Hakk'a ahirette onlarla beraber davet edecek bizi. Niye tabi olurum? Niye kendimi bulurum seçim? Ya Rabbi, senin ilahi emirlerine bağlı kalan, yaşayan, yaşatan biri diyebilecek misin? Aynen. Ama kalkıp ben bir imamatın köklerini kazıyacağım diyor. O böyle kalkıp diyor, şunu yapacağım diyor. İnaş ve değerleri tamamı kaldırman yolu düşen bir insana sen tabi olursan, elbette ki o zaman onunla beraber haş olursun. Aynen. Evet, rahmetli bir başkan ne diyor daha? Ondan sonra diyor ki, Müslüman Türk kimliğinin denilicisi olan naşlarınız da, milletimizin bugün ve gelecekte layık olduğu yere ulaşılacak vazgeçilmez prensiplerini vermektedir. Bizler de siyasetimizin temeline bu prensipleri yerleştiriyoruz. Demek ki rahmetli Genel Başkan'ın siyaset anlayışına baktığımız zaman ortaya bir şey çıkıyor. Aynen. Ne diyor? Bizim tek halka hizmetimizin noktası inanç ve değerlerimiz ve kültürlerimiz. Hani biz bir kimin desenler izlerken orada da ne yapıyor? Bütün yani bu toplumda, bu toprakta yaşayan insanların ne yani hepsinin kendisine göre değerlerini veriyor. Aynen. Ama kendisine yani buradan değerlerini verirken burada yani bizim arkadaşlar bütün yani şöyle diyeyim, bazıları yanlış anlamda. Bir insan adam Nazır Lazca konuşuyordur, sen onun diline karşı çıkıyorsun. Aynen. Olmazsa adam veya da Ermenice konuşuyor, diline karşı çıkıyorsun. Ama devletin bir divarı konulmuş olabilir. Her kişinin anlayacağı, mutabık olacağı dil Türkçedir. Bugün Türkiye'de bir bu var. Bu resmi dildir. Resmi dilde mutabık olacak. Onlar olmadığı müddetçe onlar düzen bulamazsın. Düzen olmaz. Ya mutlaka her kişinin o resmi dili kullanması lazım. Ama o bir tarafta kişiler kendi aile etrafında veya kendi tarafından geçip o zaman kendi dilini kullanabilir. Ona baskı getirdiği zaman, baskıyı uyguladığı zaman bu o zaman senin ne olmuş oluyor? Tamamen tek yönlü bir yapı, diktatörlüğe bir yapı olmuş oluyor, onu olmaz. Aynen. Bu insanlar burada yaşıyorsa yaşama hakkı vardır. Ha, ne zaman eğer o insan kalkarsa eline silahı alır veya da sana yönlendirmeye çıkıp kalkarsa o zaman devlet onun gereğini yapmakla mükemmeldir ve ecrat yapması gereklidir. Ama öyle bir durum yok da kendi yaşam biçimlerine, aile yaşam biçimlerine göre fezli olarak kendi dillerini kullanabilirler. Bunda herhangi bir yerde ört ve yaşam biçimleri bakımından giysileri var. Bunda kullanabilirler. Aynen. Bunlara karşı şey yapamayız. Dikkatli olmak zorundayız. Evet. Genel Başkan onu burada böyle ifade ediyor. Aynen. Hani belki söz kısadır ama içeri genişti. Aynen. Yani hiçbir kimseyi biz yaşayan devlete başkaldırmadığı müddetçe o yaşayan insana kalkıp da herhangi bir muamele yapamayız. Aynen. Ayrıca bunu abi yapamayız. Ha şimdi ondan sonra ne diyor rahmetli Genel Başkan? Öyleyse çokluk içerisinde bir birlik ibadetini söylemiş. Bu çok önemli. Bak çokluk içerisinde birlik. Çokluk içerisinde birlik. Bu nedir? Şimdi şu devletin içerisinde her türlü insanın bir yaşam var mı? Ermenisi de, Türkçe de, onlara bir Kürt'ü de, Türk'ü de. Burayı bir açar mıyız hocam bu çokluk içerisindeki birliği? Anlamalar açısından. Şimdi çokluk içerisinde bir yani o devletin belirli sınırlı olan devletin içerisindeki yaşayan insan grupları, toplumlar, yani kabileler, öyle diyeyim. Kabile, şube veya da toplum her neyse. Bunun şu aşirette, bu aşirette, şu boydan. Adı ne olursa olsun, ha. Adı ne olursa olsun. O bakımdan bunlar burada yaşama hakkı olduğuna göre biz onlarla birlikte, onlarla bu oy verdiğine göre
bu devletin başına bir idareci seçtiklerine göre onların da bu hakkı olmalarına rağmen, değil mi? Aynen, onlar, aynen. Öyleyse onları biz dışlayamayız. Aynen. O zaman ne yaparız? Onlarla birlikte yaşam biçimini kurmamız ama bir yerde ne yapmamız lazım? Toplam bir yerde. Bak çok yüksek bir yer. Buradaki ne? Devletin bilgi. Aynen. Yani çokluk içerisinde yaşam ama devlet bir. Çokluk içinde yaşıyoruz ama devlet bir. Yani onunla çokluk içerisinde yaşarız ama dil bir. Dil bir. Niye dil bir olur? Yani o resmi olarak dildir bak. Resmi olarak dildir yani. Kendini özel konuşabilirsin. Haklıdır. Evet. Onu konuşmalıdır. Ama mutlaka bir anlaşabilir, bir olmak mücreti vardır. Ondan sonra. Çokluk içerisinde dil birliği, ondan sonra din birliği, bu da din birliği, inanç birliği. Aynen. Burada ilkeler, evet, her kişi kendini, kendi inanç ve değerleri yaşamakta da nedir? Serbest. Aynen. Ben Ermenisi Ermeniyle yaşayacak, Hristiyanlı Hristiyanlı yaşayacak. Kendi örf adetlerinde, aynen, kendi inançlarında, kendi kültürlerinde yaşamalı. Yaşamalı. Bakın şimdi ayet-i kerime Cenab-ı Hakk'a ne diyor? Bize burada öyle bir kelime şeyler ki, sakın diyor siz onların diyor, dinlerin inançlarına hakaret etmeyin. Etmeyin. O da taktıklarına hakaret etmeyin. Onlar da, onlar da sizin taktıklarınızı hakaret edin de bu sefer siz kaldıramazsınız. Aynen. Yani, burada ne demek ki? Öyleyse bunların da şimdi var. Bir kilise burada yaşıyor da kendisi kilisesi var. Diyelim ki kiliseyi yıkamazsın, İslam'da da İslam'ın hukukunda bu var. Aynen. Kiliseyi yıkamazsın ama yaptırmamışsın. Yaptırmazsın. Aynen. Yani devlet olarak yaptırmazsın. Aynen. Şahıslar kendileri yapmış o ayrı. Çünkü kendileri onu inanmıyor şeyler ama devlet diye bile elle Hristiyan'ın kilisesini yaptıramaz. Eğer Müslüman bir devletse. Aynen. Müslüman öyleyse çoğunluk burada Müslümansa onların mutlaka kanunlarda o çoğunluğa verilir yani. Bunu da bilmek lazım. Ondan sonra böyle bir durumda ne yapmamız lazım? Öyleyse çokluk içerisinde bahsedilmiş siyasetin bölmek ve parçalamak için değil. Yani buradaki yaşayanlara ayrımcılık yapmak değil. Yani burada topraklar içerisinde yaşayanı ayrımcılık yaparak değil. Yani Kürtlüdür, Alevsidir, Sünnitidir, Çerkezidir, Lazıdır, şu. Bak. Aynen. Parçalamak için değil, onları birleştirmek. Kültürleriyle birlikte bir... Aynen, kaynaştırmak. Kaynaştırmak. Yarış halinde birbirlerine, kültürlerin yok olmaması için yani. Kalkıp da biz onları, bu Ermenidir, bu Alevidir, bu şudur, bu budur değil de onları aşağılayıcı bir şekilde hareket ederek etmek değildir yani. Böyle bir hareketle hareket edemeyiz. O zaman sen devlet idare edersin. Aynen. O zaman orada anarşi türer. O zaman orada öyle olmaz mı? Şu anda mesela bir Kürtçülük meselesinden dolayı anarşi var mı? Var. Diğer bir şeylerden dolayı oldu mu? Oldu. Bunlar bir taraf olduğu için Mehmet Bey'e başkan öyle bir parçalayıcı değil, birleştirici. Herkes kendi çokluğunda değil de herkes kendi birliğinde hareket etmeye kalkarsa o zaman 72 tane millet çıkacak ortaya. Bu ülke ne olacak o zaman? Bu ülkenin kaynakları ne olacak? Büyüme planları ne olacak? Parçalanma olacak. Yani. Ha, öyleyse burada bir şey gerekli. Tarihe bir bak hocam. Evet. Anadolu Selçuklu Devleti daha öncesi neydi hocam? Büyük Selçuklu İmparatorluğu. Ne oldu bir anda? Kardeşler, amcaoğulları, şunlar bunlar, boylar, şeyler. Aynen. Bölündü. Anadolu Selçuklu Devleti'ne düştü değil mi yani? Ki hele hele Osmanlı çıkmasaydı içinden, Ertuğrul Gazi, Süleyman Şah oradan bu Osmanlı zeminini hazırlamasaydı, Muhittin Arabi Hazretleri'nin şeyisinde, himmetinde, değil mi hocam? O müjdeyi ruhlarında yaşamasalardı, bugün Allah göstermesin, Türk milleti değil bir şey tarihi bulamayacaktık yani. Yani bu Türk milleti değil de biz burada gururu, şöyle özür dilerim, İslamsız bir Türk milletinden bahsetmeyelim. İslam'ı yaşamayan, İslam'la bir şeref olmayan, İslam'ı yarış halinde, ruhunda ve bedeninde yaşamadan bir ilerleyen Türk milletinden bahsedemeyiz. Doğru mu hocam? Zaten biz ondan dolayı evet. Bu milletin yapısında önemli de bir şey var. Yani onun için bakıyorsun İslam'ı, İslam'ı 600 sene, 600 sene idare etme.
650 sene idare. Aynen. Kolay bir olan değildir. Evet, değerli seyircilerimiz, bu arada yine bir üçüncü bir misafirimiz de var. Bunu da sessiz size geliyor. Hakkınızı helal edin. Ben de konuşmak istiyorum. Ben de bülbül gibi konuşmak istiyorum diyen bir boncuğumuz var. Bunun da PSV TV canlı yayın stüdyosunda şu anda. Size selamları da var. Sizleri de seviyor yani. Sesiyle, ötüşüyle sizlere katkıda bulunuyor. Bunu da söylemek istedim efendim. Buyurun. Evet, teşekkür ederim. Evet. Onun için bak, rahmetli kılığına söylediği hedefimiz, temel prensiplerimiz etrafında. Bak, bunu açıklamak zorunda. Temel prensipler. Temel prensipler, evet. Etrafında bütün milli gücleri, milli gücleri, milli menfaatler ve ülkeler etrafında toplamak. Allah Allah. Biz bundan sürekli söylememiz lazım. Ve gittiğimiz konuş ekranı yerlerine bu sürekli söylemek ve konuşmak mevcudiyetimiz var. Yapacağım bir şeyler. Aynen hocam, aynen. Açıkçası bile etrafında toplamaktır. Bunun için çokluk içinde birlik esasına dayanıp olarak mutabakat alıyoruz. Mutabakat yani, alıyoruz. Çokluk içinde birlik prensibi mutlak hakikatler dışında. Bak, ama olaya bak, burada çok önemli bir şey söylüyor rahmetli Pınar Başkan. Çok mutlak hakikatler dışında her türlü farklılığı, her türlü görüş ve kavrayışı biçimin meşru ve makul kabul edilmesi aynen olarak anlıyoruz. Ya bu kadar güzel bir açıklama olamıyor mu? Aynen. Ondan sonra, ya bu bizim biliyorsun bir ekonomik partisinin gibi bir program oldu. Biz bunu sürekli anlatmamız lazım. Bizim işimiz bizim program anlatmaktır. Ahmet şunu yapmış, Mehmet bunu yapmış, şu şunu yapmış, bunu yapmış. Bu bir siyaset değildir. Aynen. Sen her şeyde programı neyse onu millete anlatacaksın. Millete ona göre kendini düşünmek için koşacaksın. Ya ama kalkar da ben siyaset veya politika yaparsam Ahmet şunu yaptı, bunu yaptı, o şunu şöyle yaptı, bunu böyle yaptı deyip de kişilerle ön plana çıkar da eleştirmeler bir politika yapıyorsan bir yere varamazsın. Aynen hocam, aynen. Öyle değil. Ondan sonra makul kabul edilmesi olarak anlıyoruz. Bu inanç ve kabul ile kendilerini değişik isimlerle niteleyen farklı grup ve meşrepleri oluşturduğu milli gücün milli menfaat ve ülkeler etrafında toplanmalarını savunuyoruz. Toplanmalarını savunuyoruz, evet. Evet. Aynen. Çünkü orada bir birlik sağlayacak bir ülkede. O ülkede sen birliği sağlamak için gayet ona göre hareket edeceğim. Hiç aynen. Hiç kimseden bu kadar düşünemezsin ki. Ama bir şey yapacağım, bir nokta haklı olduğun, haklı olan, hak olan inanç ve değerlere doğru da o insanları yönlendireceksin. Belki içinde gayrimüslimlerdir ama İslam'dan bir haberdir. Aynen, aynen. Sen ona kestirip atma yerine tabii ona komşuluk yapacaksın. İcabında ondan ortaklık yapacaksın, alışveriş yapacaksın. Sendeki yapacaksın dostluğu, doğruluğu görmeli. Aynen öyle, tabii görmelisin. Aynen. O da sana bir milli düşen tarihimizin faniye olarak anlayışın milli mutabakat olduğuna inanıyor ve bu mutabakatı tesis etmek için her türlü fedakarlığı ve felakete hazır olduğumuzu beyan ediyoruz diyor. Demek ki bu yolda fedakarlık yapacağız, fedakat yapacağız, her şeyi böyle birlikte koşacağız, bu olay meydana gelsin. Siyaset nedir? Siyaset bir hizmettir. Öyleyse bu hizmeti nasıl yapmamız lazım? Siyaset iyiliği emretmek. Bak, buradan iyiliği emretmek. Ondan sonra kötülükleri yasaklamak için bak. Bizim ona bir vasıta, bak bizim ona bir vasıtadır diyor rahmetli Genel Başkan. Ya böyle bir siyaset anlayışını sürekli söylememiz lazım, anlatmamız lazım. Aynen. Siyaset hiçbir zaman gaye olmaz. Gaye için siyaset yapılmaz. Ya ondan sonra siyasetimiz savunduğumuz prensiplerin emrinde bir hizmet aracı olarak duyuyoruz. Ve savunduğumuz prensipler ne? Allah ve Resulü'nün yolu. İlahi kerimetin var. Aynen. Onun hayata geçirilmesi. Ne değil mi? Böyle bir siyaset anlayışı yaptığımız takdirde kaldığı sürece meşruiyetini sürdürecektir. Siyaseti baskıcı ve iktidar aracı olarak, bak baskıcı, iktidar aracı olarak değil, teklif ve tebliğ edici, bak bunlar çok önemli. Bunlar çok önemli. Bak teklif ve tebliğ edici. Allah Allah. Ne demek bu tebliğ edici? İçimizde
içerisindeki şu anda yaşandığı yapıda, toprak içerisinde, şu vatan içerisinde çeşitli insanlarımız var değil mi? Biz onları teklifle, tebliğ yapacağız. Yani Müslüman değilse onu İslam'a davet edeceğiz. Aynen. Hayır, ona İslam'ı en iyi bir şekilde anlatabilmek için önce o idarecilerin yaşaması gerekiyor. İdarecilerin yaşaması gerekiyor. İdareciler yaşamadan yaşatmaya çalışırsa o da yanlış yapmıştır. Aynen. Geçenli değilim. Biz de bir ikna aracı olarak görüyoruz bak. Hani ne aracı olarak? İkna aracı. İkna aracı. Öyle değil mi? Bu içimizde yaşayan o insanlarla yaşıyoruz. O insanlara biz bir şey anlatacağız. Belki kendisi görmüyor ama senin güzel bir yaşam biçimini anlatma, ikna edici bir hareketle onu ne yapacaksın? O İslam'a davet edici. Aynen. Aynen. Aynı zamanda birlikteliğini oluşturmuş oluyorsun. Yeniden bir vücuda, birlik vücudunu meydana getirmiş oluyorsun. Aynen. Hani rahmetli Kavya Başkan böyle bir siyaset hizmetiyle bize hizmeti anlattı. Öyleyse şimdi Türkiye'mizin bugünkü durumuna baktığımız zaman yapılan durumlar nedir? Yani dünyadaki durum. Bugünkü yapılan durumlar tamamen aynen. Siyasetle öte parçalamak, bölmek, aynen. Ondan sonra yok etmek gibi bir düşünceye sahip bir şey yapılıyor Türkiye'de. Allah o Allah. Da içimizdeki düşmanlar tarafından ki dışarıdaki dış güçler düşmanlar tarafından ve onların taşıranları olanlar tarafından bu yapılıyor. Aynen. Bu iki türlü yapılıyor. Biri eşkıya terörist, biri de terör bir biçimde yapılıyor. İkincisi de resmi siyaset diliyle, ruhuyla ve devletin yetkili yerlerinden bakanlığına gelerek devletin yetkilerini alarak onu kullanarak yapılan ikinci bir vahşisi yani böyle siyaset yapılıyor. Bu da ikincisi. Bir terör yani hem bunu hem iki yönde hem terör baskısını yapıyorlar. Aynen. Hem de resmi yani devletin kademesinde olup devletin içerisinde olup devletin meclisinde olup ve ikinci bir ihaneti de buradan yapıyorlar. Bilmiyorum. Akşam değerli hocam, evet akşam canlı yayın izledim bir kanalda. Bir profesörler falan bayağı konuşuyor. Ne diyor biliyor musun? Yazarın bir tanesi. Çok ilginçtir. Öyle bir anlatıyor ki bakın diyor, bakın diyor, şu seçime diyor. Güneydoğu'da diyor profesörlerin kaldığı lojmanlarda diyor blok blok diyor. Şey oy çıktı diyor. Nasıl oluyor diyor. Böyle tam diyor ortasından diyor şeysiz yapmış diyor. HDP çıktı diyor. Yani bütün bu profesörler diyor yola mı verdi diyor. Hayır diyor. Hayır diyor. Adam yani bas bas bağıra bağıra konuşuyor. Blok oy diyor blok. Biraz önce senin dediğin gibi korkuyla verdirilen oylar ya da hazır oranlar. Onun için o öyle yapıldı. Yani şu anda zaten istedikleri gerçek emele ulaşamadılar. Yani her ne kadar mecliste bilseler de istedikleri emele ulaşamadılar. Kendilerine göre yeni bir klima proje Türkiye'yi karıştırmak. O da dışarıdakilerin akıl ayağı, akillerin söylediği. Akillerin. Tabii akiller onların akilleri var. Bunlar kendi kafalarına göre. Akıl hocaları. Tabii onlarla vasıtasıdır bir. Ondan sonra Türkiye'deki şimdi Akif Ekin de çok özür dilerim. 1996 yıllarında neydi o başörtüsü için Merve Kavakçı vardı ve Merve Kavakçı'yı başörtüsü yüzünden dışarı attıran zihniyet. Ama dikkat et, o Merve Kavakçı'yı meclise getiren kimdi? Nazlı Ilıcak yanındaydı. Çok ilginç. Dün Nazlı Ilıcak şeyin yanındaydı Merve Kavakçı'nın. Bugün Nazlı Ilıcak başka birilerinin yanında. O Nazlı Ilıcak çok farklı bir şey. Hani dedin ya akil hocalar. Akil hocaların başlarından biri. Yani o bir zaten hürriyeti, milliyeti, sözcüsü, Allah'a sahibi, sol kansatlı gazeteler hepsi bu vatanın hali. Ben açık söylüyorum. Vatanını seven değiller. Evet. Üç kusura bakmasından bak bir hepsi takip ediyoruz. Bunlar hep vatanın hali. Ya sevmediği bir insan bu devletin başına geldi de devleti perişan etmenin bir anlamı var mı?
Aynen hocam, aynen. Böyle bir düşünce olur mu? Böyle bir, bu nedir? Bu ihanettir. Aynen. Hele biri ki, siyasetin içerisinde yıllardır bundan bir kalkıyor. Hemen ilk hedefte devletin o perişan durumunu sokuyor. Yani bir akıl aklımın yüzde tabanın, senin tabanın yüzde sekseni onunla birlikte olmak istiyor. Aynen, aynen. Sen kalkıyorsun, hemen ilk anda şeyi kesiyorsun. Öyleyse sen bir yerden bir istiyor mu? Öyleyse sen bir yerden birileri şey yapıyor, tehdit yapıyor. Aynen, kalkıyorsun, aynen. Hemen kapattın kapıları. Aynen. Şimdi kalkmıştı, erkek seçim hazır. Hazır olursa da olur, alacaksın. Bu yapıyla sen etrafı bir tabanı kaybediyorlar şu anda. Aynen, aynen. Böyle bir düşünüyorum, sen 70-80'den yaşamayacak mısın? Akıllı ol ya. Kimden korktun lan? Sen aynen. Evet, beni perişan haline getiriyorsun şu anda. Kalkıyorsun, öyle bir muhteşemine getiriyorsun ki neredeyse şey. Zaten bunlar da pekiştirdikleri gibi hareket etmiyorlar. Bizler AKP, yani şu andaki idarecileri diyeyim ben, AKP. Çok yanlışlıkları var. Aynen. Bu yanlışlıkları bir türlü terapi etmekle sıkıntıya düşüyorlar. Ve bir noktada ne oluyor? Öyle bir noktaya geliyor ki mecburiyet karşısında bırakacaklar. Ama bilmiyorum. Hani koalisyonda hükümeti bırakacaklarını zannetmiyorum. Evet, evet. Bu bir koalisyon oluyor. İşini de DAEŞ'ına, PKK'sına, bütün oyunların hepsinin ana nedeni Türkiye'de istikrar olmasın. Aynen öyle. Burnumuzdaki Yunanistan'ın haline bak. Evet. Öbür tarafa Balkanların haline bak. Adam haline bakıyorlar ya adamları. Hayır ama onlara sahip çık bilmiyor. Onlara sahip çıkın. Senin yok olmanı istiyor. Abi bize sahip çıkmak ne kelime? Evet. Biz köle olsak bile razı değiller onlar. Aynen. Haciz zihniyetleri devam ediyor. Aynen hocam, aynen, aynen. O bitmiş değil. Ama farklı yönlerden kendi içinden. En korktuğun şey ne olacak? Biz kendi içindeki düşmanından korkacağız. İşte burada dışarıya yaptığımız tefsir dersleri şu siyaset dünyasına ne güzel bir mesaj, ne güzel bir tespit, ne güzel bir proje oluyor. Niye? Buyuruyor ki Nasraniler ve Yahudileri kendinize dost ve veli edinmeyiniz diyor Allah-u Teala. Bak yani ama biraz önce de ama sen dedin ki kendi komşumuz Ermeni olabilir, Yahudi olabilir, Süryani olabilir. Hayır hayır. Komşuluk yapabiliriz, alışveriş yapabiliriz, ticaret yapabiliriz ama dost ve veli olduramayız, olduramayız. Doğru mu hocam? Evet. Kur'an'a göre. Bu ayet şey mi? Sen hepsine. Ya yiyemiz namenin, ey iman edeme, la tikkatizu. La tikkatizu. İttikaz etmeyiniz. Tutmayınız. Ondan sonra. Kimi? En Yahudi, Yahudileri. Nasrani, evliyalı veri etmeyiniz. Bak evliyalı, yani kendinize bir övgü yapmayınız, veri etmeyiniz, dost edinmeyiniz. Onlar sizin yüzünüzde bile arkanızdan kuyumuzu kazarlar. Onlar sizin yok olmanız isterler. Onlar size hiçbir zaman için yardımcı olmazlar. Onlar sizi hiçbir zaman için tutmazlar. Onlar her zaman birbirlerini tutarlar. Onun için burada aklım olmak lazım. Bazılarını evliyalı, bazılarını dost tutarsa hemen kimdi? Evet. Nehum, onlar da yüz çevirirse mümkün, en amaçları mühim onlardan biri. Kim ki onlara dost verirse onlardan biri. Kim ki onlardan yüz çevirir dönerse elbette ki ona mümkünler olur. İnna Allah'a muhakkak Allah-u Teala la yihdi, hidayet edilmez. Bak, inna Allah'a muhakkak hidayet edilmez. Kim mi? El-Kavme bir kavme bir topluluğu, bak topluluk diyor. Burada El-Kavme bir topluluğu. Zalimine zalim olan bir topluluğu Allah hidayet edilmez. Sen kapıda zalim gibi gideceksin, bir isteyen Nasrani Yahudi kendine dost edeceksin. Onu böyle edeceksin, ondan sonra kapıda Allah'ın dünyaya bırakacaksın, ondan azıcıkla hareket edeceksin. O zaman sen zalimlik yapmış olsun, zulmetmiş oluyorsun. Kime? Hem kendine hem de yaşadığın topluma, kavmine. Zulmetmiş oluyorsun. Bir de bunun için de zalimdir. Ta kendisi olur ki elbette Cenab-ı Allah zalim olanlara hidayet edilmez. Onları kime perişan eder. Onları zelil eder. Onları rüsva eder. Onları aynen. Rüsva eder. Yani öyleyse burada akıllı olmak lazım. Aynen. Şimdi aynen. Orada bugün bakıyoruz Türkiye
Türkiye'nin etrafında, devletinin etrafındaki atış çemberine baktığımız zaman hep Müslümanları görüyoruz. Suriye Müslümanım diyor, Irak Müslümanım diyor. Ondan sonra olmuş da hep bunlar. Bunların hal ve perişanları da bu sefer içerisinde zalimleri barındırıyor. Aynen. Bu PKK bir zalimdir, bunu Suriye barındırıyor. Ondan sonra Irak zalimi, o zalimi barındırıyor. Yani hiç yani devlet millete düşmana, Müslümanlara düşman olanları barındırıyor. Aynen. Öyleyse o da onlardan olur, zalim olmuş oluyor. Ya Allah da zalimleri sevmez. Aynen. Bunun başına bela getirecektir. Bugün biz bu bela başına ne zaman ki biz onlara karşı mukavemet gösterirsek, birlik beraberimizi sağlarsak, o zaman elbette ki Cenab-ı Allah da bize olursa yardım eder, onları da talep ederiz. Aynen. Bizim birlik ve beraberimiz var. Şu devlet içerisinde kardeşle yaşamak istiyorsak, hepimiz birlik ve beraberimizi korumak için korkula verilmeliyiz, kenetlenmeliyiz. Bu olumsuzluklara da şu anda Türkiye belli bir noktada bir yapıya gelmiştir. Bu yapıyı kaybetmek lazım. Aynen. Ha, siyasetimiz namaz olsun. Ama bu Türkiye'nin belli bir durumu var. Bir duruma gelmiş. Hatalar olabilir. Hatalar olmayan bir kimse yok. Bu hatalar da zaman içerisinde bertaraf edilir. O zaman da işte MHP mesela MHP AK Parti'yle kursaydı bugün şey koalisyon olsaydı birçok şeyler bertaraf olacaktı yani. Birçok şeyler üzerine girecek. Niye? Bir başka bazı şeyler ortaya koyacak, bir başka şeyler ortaya koyacak. Olumsuzluklar ortadan kalkacaktı. Şimdi sen kalktın, yanaşmıyorsun. Tekrar yine olumsuzluklar birbirine gelecek. Huzursuzluklar birbirine gelecek. Hani el birine, hem sen de devletini seviyorum, milletini seviyorum, vatanı seviyorum. Aynen. Hani vatan milleti, milleti bu kendine bunca oy almaya koşuldun ve aldın da ondan sonra kalktın sırt çeviriyorsun. Onun adında kalktın bir şeyler duyurulmamaya kalkıyorsun. Ve ilginç bir şey var değerli hocam. En hassas dönemi yaşadığımız bu günlerde, evet, en lazım olacak bu günlerde ben oynamam deyip kenara çekilmek kadar evet, aptal evet, ve adice bir politika yok yani, aynen, affedersin. Aynen, tabii, aynen öyle. Yani. Aynen öyle. Şimdi biz de tabii günleri tutmuş böyle kaymış manasında konuşmuyoruz. Ya, Türkiye'nin yapısını konuşuyoruz. Türkiye'nin şu anda bir yapısı aynen bu. Aynen. Şu anda etrafımızda çekme basın. İki tane bile şişen bir bak. Kalkıyor iki polisimizi şehit ettiler yatarken. Ha bunun içinde kim de var? Bunlara da var. Bakın paralel yapıp bir şey var. Onların da çok iyi paralar var. Aynen. Hiç kusura bakmasınlar. Bu usta biz bazı yanlışlıkları yapıyor. Ya, gördük daha seçimde gördük. Hani biz mekik dokuyorduk ya. Bir tane oy verdiler bize. Aynen. Verdim. Aynen. Bunlar da daha hangi kim var? Ben kullanmaya çalışıyorum. Hem bir olay oldu ben. Aynen. Konuşuyor ki derim. Ya senin oyun çalmıyorlar. Ama biz buna kapıldık. Peki kapıldık. Ne yaptık? Anamızı bir şey yapmış ama. Halimizi gösterdiler işte. Aynen hocam, aynen. Bir tane oy vermedim. Kendimi de bağımsa da aynı vurdular. Bütün oraya veriyor. Ben bugün kasteden daha yalancı bir şey vermiyorum. Şu andaki kasteden hep bütün medyaya baktım, hep yalancı. Aynen. Hep yalancı. Kendilerini doğru göstermek için kulakları buradaysa tam bu aklına götürüyor. Aynen. Ondan sonra da ben de kalkıyorum, ona inanıyorum. Ya bak bu doğru yazıyor. Ne doğru yazması? Kendi menfaati için doğru. Doğru da, yalanı doğru göstermeye çalışıyor. Yalanı doğru göstermeye çalışıyor. Aynen. Aynen. Öyleyse bu Türkiye elbette ki sizin huzursuzluklar, sıkıntılar olacak. Ya, kendi içinden düşmanım var ya, açık düşmanım ya, açık. Evet. Hem meclisimde açık düşmanım var, aynen. Ben de resmi olarak benim, ben meclisimde, kürsümde konuşuyorum. Kalkıyor diyor ki, ben bize arkamızı şuraya dayan, buraya dayan diyor, filan bilmem ne, kadını. Takıtaya dayan, şeye dayan, açık açık söylüyor ya, bunu açık aynen söylüyor. Aynen hocam, aynen. Niye Türkiye'nin en tehlikeli, en yanlış bir şey ne görüyor musun? Şu andaki mevzide
dokunulmazlık diye bir olay var ya, onun kalkması lazım. Ya kim bir devlette bir yanlışlık söylüyorsa, ben bir cezalandırır bana. Aynen. Millette kim olsun, kim olursa olsun. Aynen. E sen bunu sağlamadın müddet orada huzur olur mu ya? Sen kalkacak, ben meclisimde olma, ben bana hakaret edecek, devletim hakaret edecek, vatanım hakaret edecek. Evet. Onu da kalkacak kendi kendine onların bir şeyler söyleyecek. Evet. Hocam Hakkı Reyler, bir de şu konuyu söylemek istiyorum. Diyelim ki anlaşamadı hükümet veya bu koalisyon, CHP koalisyonu seçim şeyiyle karar aldılar yani. Zaten dikkat edersen Kılıçdaroğlu da öyle bir şeyler söyledi. Evet. Bir 6 ay sonra veya 4 ay sonra seçim var diyelim kanuna göre. Bir 90 gün içinde diye öyle bir şey biliyorum. Barajı da indirdiler %5'e. Nispi temsil olarak güzel bir şey olmalı ve bu ülkede herkes kendi ayaklarının üzerinde siyaset yapmalı. Bu ülkenin birliği, birliği ve beraberliği ölçüsü içerisinde ve bu hükümet, yani şu anda bu kurulacak hükümetinden bahsediyorum. Diyelim CHP, AK Parti hükümeti 390'ı yakalıyor şu anda hocam. 389 falan değil mi? 387 falan. Yani anayasayı değiştirecek bir şeydi. Ne yapabilir şu anda? Yani diyelim yeni anayasa için temel maddeler üzerinde durarak bir yapamazlar mı hocam bu hükümet? Yani müsaade olmaz mı? Yani? Müsaade değil. Abi, oyu çıkıyor hocam. Şey olarak, rakam olarak. Uyuşamazlar mı? Uyuşamadığı için de bu olay... Yani ama güzel bir rakam yakalıyorlar yani. Ya, hayır ama uyuşacak. Bunları yok ki. Nasıl uyuşacaklar ki? Evet. Bazı kısa aslarda CHP... Aynen. Baykal'da söylüyor ya. Aynı diyor değil mi? Evet. Ama işin... Türkiye şu andaki... koalisyon... zor bölüküyor. Yani seçim bölüküyor. Ekim'de bir seçim var. Aynen. Burada da ekmek bir seçimde iyi bir şekilde hazırlanmak lazım diye düşünüyorum. Aynen. Baraj denen bir şey olmamalı. Şurada kolaylık sağlanmalı. Partiler kendi arasında şeyi oluşturabilirdi. Yani böyle bazı nerede, İtalya'da mıydı? Blok şeklinde. Yani üç parti bir reji bir blok. Bilmem, diyelim ki muhafazakarlar, liberaller, gelenekçiler gibi diye partiler bu şekilde de seçime girebiliyorlar kendi şeyleriyle, ablemleriyle. Yani dolayısıyla hazineden yardımdan da mahrum kalmıyorlar. Şimdi baraj sistemi de %5'e düşerse %5'e kadar oy alan partilerin de şey alma hakkı olacak. Yardım alma hakkı olacak. Eğer baraj sistemi şimdi bu senin takıntıların için hedefe bu kadar niyetim çıkmamıştı. Hayır abi, şu anda oylar belliydi yani. Herkesin alacağı oy belliydi o zaman. Hayır, burada %10 barajı açma bir gayreti var ya. Bir gayret var ya. Aman ne gayret ki, ne gayret ki. İşte o gayrete getirdi bak. Aynen, ya bunu, aynen. Yoksa eğer o şey olmasa ya, diyecek ki bak, şöyle diyecek. Ya ne de olsa ismi temsil bir tane de bir tane de çıkarır. Aynen. Ondan bu oyu bu kadar alamaz. Aynen. Ha, bu da bir hata bir hükümet. Bak ya, burada ne yapacak hükümet? Diyecek arkadaş. Yeni seçim yasası duyacaktır. O seçim yasası. Aynen. Nispi temsil bak. Nispi temsil yoksa yani çıkarırlar 15 milyar dedi, 10 milyar dedi. Valla çıkarmazlar. Niye? Herkes bir tane olsa, bir tane de olsa, olmazsa çıkaracak. Kimsenin oyu Ali'ye gitmiyor. Gitmezdi de. Politikası var buyurdu gibi hocam. Burada değil. Burada mecbur olmazsa. %10'u açmak için adam hileler yaptılar. Aynen. Adamı mecbur. Hulleler yaptılar diyor. Hulleler yaptı, hileler yaptı. Aynen. Ha, niye? Çünkü orayı açmak istiyor adam. Aynen. Bunun için kalktı. Bakıyorsun burada son şeyler, ekserisi bu sefer. Ha Beşiktaş, ha evet. Tarkanlar, bilmem neler. Yani. Peki bunun da PKK olduğunu biliyor musun? 30 bin kağıdı oluyor. 30 bin, 30'u geçtiğim, 35 bine yakın insanımızı öldürmüş bir yapının yapısı ya. Yani insan vicdana bunu vermez. Aynen. Ya. Allah'tan korkan bir insan bunu vermez ya. Bu 30 bin kişiyi öldüren bir yapı ya. Bunun resmi yapısı olmuş, legal durumda olmuş bir yapı ama o bir tarafta illegalle birlikte hareket ediyor.
Aynen hocam. Bizle beraber hareket ediyoruz oraya. Ama işte yani akıllar nasıl hiçbir temsil yaparlar, hiçbir temsil yaptırmazlar da böyle çok farklı olur. Aynen, aynen. Evet. Evet hocam, Allah razı olsun. Gündem özel programımızda gündemi konuştuk. Böyle hiç kimseyi yermeden, yapmadan bir özetleme babında gayet güzel bir şekilde. Biz hep iyilikten yanayız, biz güzellikten yanayız, biz milli birliğimiz, beraberliğimizden yanayız. Biz aynı kirbin desenleri olduğumuza inanmışız. Arap'ın acemi, acemin araba üstünün olmadığına, üstünün takvada olduğuna inanmışız. Değil mi hocam? Ama ne diyoruz? Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır diyoruz. Ülküde birlik, devlette birlik, bayrakta birlik, dinde birlik, dilde birlik, kültürde birlik. Ama diğer konular teferruatımız ve güzellikliğimiz diyorum. Değil mi hocam ya? Kimi Sazlıca konuşur, kimi Kürtçe konuşur, kimi Vazca konuşur, kimi Gürcüce konuşur, kimi İbranice konuşur, kimi Çerkezce konuşur. Kimseye konuşma hakkın diyemeyiz. Ebeveyninden gelen bir şeyi var. Ama devletin de bir işleyiş tarzı var değil mi hocam? Çokluk içinde birlik. Devletin resmi dili de olacak. Aynen, 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 aynen. Evet değerli hocam. Var mı? Kapatacağız inşallah. İnşallah. Evet. Allah hakkı aynen. Bazı işlerde kullanıcı mesela büyülesin diyor. Amin. Cenab-ı Allah tarih belasından bu milleti kurtarsın. Amin. Olmaya yönlendirsin. Amin. Cenab-ı Allah dış güçlerdeki o zalim bize sulta koyuyorlar. Oyunları kendi ayaklarına takılsın. Aynen. Çevirsin, başlarına çevirsin. Hani Cenab-ı Hak'tan hep ben bireyimiz içimizdeki içimizdeki hainlik yapanlara da Allah fırsat vermesin. Aynen. Onları da Cenab-ı Allah onları da ne niyetle hareket ediyorlarsa kendi niyetleri kendilerine çevirsin diyelim. Allah hepimize bütün İslam'ını birlik olarak ihsan eylesin. Cenab-ı Hak'tan bürünürlüğünden, kazadan, kazadan, beladan, afet ve musibetlerden bizleri korusun. Amin. Rabbim bizleri Kur'an'ımızla ve Resulü Efendimiz'in sünnetine bağlı olarak yaşamayı lütfeylesin. Rabbim bizi doğru yoldan, doğru istikametten ayırmasın. Şahriyeti ve delalete düşünen yolundan uzak eylesin. Amin. Biz ondan ancak yardım diliyoruz, Rabbimize yardım diliyoruz. Ancak ya Rabbimize ibadetimizi yaparız. Ya Rabbim bizi ibadetini güzel yapanlardan eyle diyorum. El-Fatiha. Allah'ım nasıl evet, Rabbim razı olsun, Rabbim hayırlar versin. İlahiyatçı yazar Sebahattin Cesur hocamla yapmış olduğumuz tefsir dersleri ve ikinci bölümde gündem özel programı burada sona erdi. Hakkınızı helal edin diyoruz efendim. Süfrü lisan ettik ise affola diyoruz. Haftaya Cuma günü siyaset dünyası ve tefsir dersleri programında buluşmak üzere. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim milleti İslam'ı sırat-ı mustakim yolundan ayırmasın diyoruz ve sizleri hepimizin sevdiği, hepimizin canla başla kucakladığı vatanımız, sevdamız, kaynaklarımız olan Türkiye'mle baş başa bırakıyoruz. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Asırlardır kıratını suladım.
Ölürüm Türkiye'm.